Merhaba, Babali TV'desiniz. 17 Ajansı başlıyor. Ben Fergün Atalay. Bugün iki gündem maddemiz var. İlki, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında Uygur Türk'ü bir genç kızı kürsüye çıkardı ve sorunlarını anlattırdı. Ancak siyasi partilerin faaliyetlerini ekrana getirmekle yükümlü olan Meclis TV, Uygur Türk'ü genç kız kürsüye çıktığı an itibariyle yayından çıktı, sansür uyguladı. Birazdan o genç kız Nur Siman Gül Abdürreşit telefon attığımızda olacak. Olan biteni anlatacak, hem de yaşadığı zorlukları aktaracak. İkinci gündem maddemiz CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden Berhan Şimşek. Katıldığı bir televizyon programında parti devleti olunduğunu ifade etmek için bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki, valiler, kaymakamlar militan gibi, yargıçlar militan gibi. Hemen onun hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bugün de yansımaları var o konunun, ama Berhan Şimşek birazdan yayına katılacak ve anlatacak. Çünkü günlerdir tehdit telefonları alıyor. Hem de çok ağır tehditler alıyor. Bugün valiliğe gitti, koruma talebinde bulundu. Ayrıntıları Berhan Şimşek aktaracak. Şimdi ilk gündem maddemize gelelim. Nur Siman Gül Abdürreşit, Türkiye'de bir üniversite öğrencisi, genç bir kız, ailesi Doğu Türkistan'da ve 4 yıldır annesinin sesini duymadı, babasıyla kardeşlerinden haber dahi alamadı ve bugün meclis kürsüsüne çıktı, yaşadığı sorunları anlattı ama Meclis TV sansür uyguladı. İşte şimdi Meclis TV'nin sansür uyguladığı o konuşma Babali TV ekranına geliyor. Toplama kampları hala orada, hatta büyüyorlar. Ceza kamplarından ailesine hasta ya da ölü teslim edilen haberleri sosyal medyadan gördüğümde canım burnuma geliyor. Her gece gün can kaybı artıyor ve oradaki işkenceleri, tecavüz olayları sizlere anlatmaya dayanamıyorum. Uygur gençleri köle işçi olarak çalıştırılıyor. Kızlarımız resmen Çinliler tarafından seçilerek evlenme adı altında tecavüze uğruyorlar. Anne babasız çocuklar çocuk kamplara götürülerek kendi dili ve dininden kopartılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Çin her ne kadar üstünü örtmeye çalışsalar da teknolojiden yararlanan gazeteciler, araştırmacılar, uluslararası insan hakları örgütleri Çin'in Uygur ve Uygur, Kazak, Kırgız, Doğu Türkistan'daki diğer Türk topluma soykırım uyguladığını kanıtlamıştır. Şimdi şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz, yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki, yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu? Nasıl inanırım ki Müslümanların Türklerin kardeş olduğuna? Lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz. Vicdanı olan, insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum. Bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum. Ben sözümü söyledim. Şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Teşekkürler. Nur Siman Gül Abdürreşit'in mecliste yaptığı konuşma bu. Yani acılarını paylaşmamızı istiyor. Ve şimdi telefon attığımızda, yayına hoş geldiniz Nur Siman Hanım. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ederim yayına beni aldığınız için. Evet.
Şimdi mecliste bir konuşma yaptınız, o konuşmada da ifade ettiniz ama biz sizi biraz tanıyarak başlayalım. Siz Türkiye'de üniversite öğrencisiniz ve aileniz orada ve haber alamıyorsunuz. Bunları biraz sizden dinleyerek başlayalım. Evet, benim adım Nursun Öngül Abdüreşit. Yani Kaşgar'da doğup büyüdüm. 2015 senesinde Marmara Üniversitesi İşletme İngilizce bölümünde yüksek lisans yapmak için Türkiye'ye geldim. 2018 Ocak ayında mezun oldum ve şu an çalışıyorum. Söylediğim gibi 2017-18 Haziran ailemle son konuşmamı yapmıştım. Ondan sonra ne ailemle, ne akrabalarımla, ne kardeşlerimle iletişim kurabildim. 4 yıldır annemin sesini duymadım diyordunuz. Evet, yaklaşık 4 sene oldu. Annemin sesi duyamadım. Babamın, kardeşlerimin, oradaki akrabalarımın şu an ne durumda, nasıllar, yani hiçbir şekilde haber alamıyorum. Evet. Peki bugün mecliste konuşma yaptınız, yardım, destek çağrısında bulundunuz. Bu çağrıya diğer siyasi partilerden herhangi bir destek geldi mi size? Şu an ben ilk katıldım İYİ Parti'nin grup toplantısına. Yani daha önceden beni arayıp da yani başka partilerden destek olanlar şimdiye kadar yok ama sosyal medyadan destek oluyorlar, meclislerde konuşmaları dile getirdiğini duyuyordum. Ama İYİ Parti şey yaptı, beni aradılar durumumdan haberdar olduktan sonra böyle bir çalışma yapalım. Yani bu şeyleri anlatmamız gerekiyor artık diye bana böyle bir fırsatı sundular. Yani İYİ Parti'den bayağı büyük destek gördüğümü düşünüyorum şimdiye kadar. Evet. Peki Türkiye'nin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz bu konuda? Yeterli mi? Biraz da sitem ediyorsunuz ve konuşmanızda diyorsunuz ki nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna, bu zulme hep birlikte dur dememizi istiyorum diyorsunuz ve Türkiye sizce bu konuda nasıl bir politika sergiliyor? Yani şu an söylediğim gibi 3,5-4 senedir ben ve benim gibi milyon, yani binlerce Uygurlar, yani yurt dışında yaşayan ailesinden haber alamıyorlar. Yani herkes korku içinde, bir an yani aniden ailemizden yani ölüm haberi gelebilir diye gece gündüz korku içindeyiz. Koskoca 3,5-4 sene geçti. Şu an yani Türkiye ve başka ülkeler değişikli yaklaşımlarda bulunuyor, uluslararası toplantılarda dili getiriyor ama hiçbiri yeterli değil. Çünkü 3,5-4 senedir oradaki insanlar çeşitli işkenceye maruz kalıyorlar. Onlar oradan kurtulana kadar, oradaki toplama kampları kapatılana kadar ve ben ailemle tekrardan normal insan gibi yani iletişimi kurabilene kadar hiçbir siyasi ya da politiki yaklaşımın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ülke, Türkiye olmak üzere yani elinden gelene kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hiçbiri yeterli değil. Çünkü 4 senedir devam ediyor bu acı. Henüz durmuş değildir. Evet. O yüzden benim düşünceme göre yeterli değildir. Daha da güzel, daha da başarılı girişimlerde bulunabilirdi. Bir an evvel bu zulme dur denilebilirdi aslında. Çünkü bir gün yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Holocaust anma günü. Yani orada o kadar insan yani öldü. Şu an biz onu sadece anmakla yetiniyoruz. Eğer bir gün biz susarsak yıllar sonra Doğu Türkistan Uygurların soykırımı anma gününü hatırlamanın, o zaman o şey büyük konuşmaları yapmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Yapılması gereken şeylerin bir gün yapılmasını, gerçekten yani bir anne babasını şu an kaybeden, sesini duyamayan bir Uygur Türk'ü olarak yalvarıyorum. Yani siyasi, hiçbir siyasi değildir benim amacım. Ben siyasiden de hiçbir anlamıyorum aslında. Sadece
insan olarak bana yaklaşan herkesin yardımını kabul ediyorum. Onların yardımıyla buraya kadar gelebildim. Yani ayakta kalabiliyorum. Çünkü annem babam, yani akşamları bazen annem babam şey ölmüş gibi rüyalarım mı giriyor? Sabah kalkıp işime devam etmek gerçekten çok zor. Çevremdeki insanların yardımıyla, sizin gibi insanların bize desteğiyle ayakta kalabiliyorum. O yüzden buradan bu fırsatı değerlendirerek herkese seslenmek istiyorum. Lütfen elinizden ne geliyorsa yardım edin ki bir an evvel dursun bizim bu acımız. Evet. Peki Çin ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması var. Çin bu anlaşmayı kabul etti. Türkiye'de de meclis gündemine, meclis genel kuruluna henüz gelmedi ama komisyonda bildiğim kadarıyla. Bu anlaşmanın Türkiye tarafından da onaylanması konusunda ne düşünürsünüz? Evet, bu yani şu an Türkiye'de bulunan Doğu Türkistanlı Uygurların ve diğer Kazak Kırgız kardeşlerimizin büyük bir endişesidir. Evet, bizim bir suçumuz yoktur şu an. Yani ben sadece okudum, iş çalışıyorum. Ama Çin herhangi bir şeylerle benim iademi isteyebilir. Onlar yani bu anlaşma imzalandıktan sonra buradaki insanların normal yaşayan, yaşamını sürdürmeye çalışan insanların hayatı tehlikesi oluşabilir. O yüzden milletvekillerinin yani bu anlaşmaya imza atmadan önce buradaki yaşayan Doğu Türkistanların yani benim gibi kardeşlerinin sesini ve şu anki durumunu değerlendirmesini gerçekten çok rica ediyorum. Evet. Şimdi siz bugün İYİ Parti'nin grup toplantısında kürsüye çıkıp bu talebinizi bütün dünyaya duyurduktan sonra Asya News bir haber yayınladı ve o haberden bir cümleyle soru soracağım size. O haberde Uygur gençleri için beyni radikal İslamcı düşüncelerle yıkanmış Uygur gençleri ifadesi kullanılıyor. Böyle bir toptancı yaklaşım, yani bütün Uygur gençleri böyle mi, bu ajansın aktardığı gibi mi? Yani Çin kendi iftiracı yaklaşımını orada da sergilemiş. Yani ben böyle bir yaklaşımın hiç doğru bulmuyorum. Bir de çok yanlış, yani toplu olarak. Yani tüm gençleri böyle İslami radikal diye adlandıramaz normalde. Yani bunun kendisi bile çok yanlış. Mesela benim başörtü taktığım için belki böyle bir kelime kullanmış olabilir. Ama ben yani Doğu Türkistan'daki gençler, mesela Türkiye'ye gelen gençler var. Hepsi üniversite okumak için, burada daha iyi eğitim alabilmek için ve memlekete dönüp de daha iyi bireyler olabilmek için buraya gelmiştir. Hiçbirinin yani onların söylediği gibi siyasi radikallık falan hiçbir alakası yoktur. Peki şimdi siz bir şekilde fırsat buldunuz, Türkiye'ye geldiniz ya da Türkiye'de akrabası olan Uygur Türkleri belki gelmek onlar için biraz daha kolay oldu. Kalanların zor koşullar altında olduğunu biliyoruz ama şu anda Doğu Türkistan'daki durum ne? Mesela sizin ailenizle bağ kuramadığınızı biliyoruz. Başka uygulamalar neler? Şu an bildiğiniz üzere ben direkt ailemle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum ama Çin'in şu an yani TikTok'a benzeyen Douyin tane sosyal medya hesabı var. Oradan yayınlanıyor. Buradan görebiliyoruz ki yani yüz binlerce Uygur gençlerin Çin'in iç bölgelerine çalıştırmaya gittiğini açık açık videolar var orada. Yani bundan görebiliyoruz ki yani şu an toplama kamplarında yani bir süre onlar orada eğitildi falan şey yapıldıktan sonra Uygur gençlerin orada ucuz işçi olarak Çin'in iç bölgelerine götürüldüğünü anlayabiliyoruz. Yani bu kanıtlanan bir şey. Bir de yani şey de çok dikkat çekici, çocukların kamplarda tutulduğu. Orada Çin'in kendi haberlerinde de yazıyor. Anne babası kamplar, yani eğitim kampları olarak adlandırıyor onlar. Orada tutuklu olan
Yani şu köyden 500 çocuğu ya da 1000 tane çocuğun o eğitim, o okulda yatılı olarak kaldığını söylüyorlar. Ekin'in kendi haberlerinde biz buradan öğreniyoruz. Mesela benim annem babam tutuklu, kardeşlerim tutuklu. Belki benim yeğenlerim de o çocuk kamplarında olduğunu düşünüyorum. Yani bu zorla çalıştırma çocuk kamplarından başka, yani dikkat çekmek istediğim diğer bir tane konu var. Yani Uygur Türkleri kendi kültürel, dini farklılıkları çok şey farklı olduğu için Çinlilerle evlenme konusunda yani çok nadir görülen bir şey. Ama şu an sosyal medyada o kadar çok görülüyor ki, yani Çin kızların Çinlilerle evlendiği, hatta onların şeyler de, yani konuşmalar da kendisinin Çinlilerle evlendikten sonra abilerin kamplardan çıkardığını öyle konuşan videolar da yayınlanıyor o doyunda. Bundan öğrenebiliyoruz ki yani orada insanlar toplama kamplarında işkence görüyorlar. Toplama kampından çıkanlar bölgede ya da Çin'in iç şehirlerine gönderilerek ucuz işçi olarak çalıştırılıyorlar. Oradaki anne babasız kalan çocuklar çocuk kamplarında kendi anne babasından ayrı kalarak, dini ve dilinden koparılarak birer Çinli olarak yetiştiriliyorlar. Bizim kızlarımız yani zorla Çinlilerle evlenmek zorunda kalıyorlar. Bunların hepsi şu an Çin'in kendi medyasından, kendi haberlerinden benim görebildiğim şeyler. Belki benim duymadığım, yani bizim öğrenemediğimiz bayağı üzücü olaylar orada yaşanıyor olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi Çin dış dünyaya çok kapalı bir ülke. Şeyden olsun, siyasi açıdan olsun ya da medya açısından olsun çok kapalı tutuyorlar. O yüzden biz ancak onların kendi medyasında yayınlandığı şeylerden bunları öğrenebildik. Evet. Peki bugün siz mecliste konuşma yaptınız, sesinizi duyurmak istediniz. Meclis TV... siz kürsüye çıkar çıkmaz yayını sonlandırdı. Bu sansürü nasıl değerlendirdiniz? Bunu şey yaptım. İlk başta üzüldüm. Niye böyle şeyler yapılıyor falan şey yaptım. Sonra burada arkadaşlar, yani bunun da yani daha önce yaşanmış bir şeyler. Bu senlik bir şey değil. Sen çok üzülme falan böyle şey yaptım. Aslında çok umut ediyordum ki yani bu kürsüde benim sesimi tüm Türkiye'nin duymasını istiyordum. Ama kesilmiş. Bu da beni çok üzdü. Ama yani bu eğer Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin yani yapması gereken bir şey olduysa buna gerçekten bir şey diyemem şu an. Evet. Peki son bir soru size. Biliyorum ailenizden uzaktasınız hem de çok uzun zamandır. Dilerim bir an önce kavuşursunuz. Bir gün kavuştuğunuzda annenize, babanıza, kardeşlerinize ne söylemek isterdiniz? Gerçekten öyle bir günün gelmesini dört gözümle bekliyorum. Eğer görüşebiliyorsam eğer, gerçekten ilk olarak özür dilemek istiyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım ama dört sene ne yaptıysam onları o kamplardan kurtaramadım. Onlar beni çok iyi eğitim almam için... Yani tüm hayatını benim için adamıştır. Ama ben 4 senedir hiçbir şey yapamadım. İlk olarak özür dileyecektim. Evet. Dilerim bir an önce sorunlar çözülür. Siz de ailenize sağ salim kavuşursunuz. Nursi Mangül Abdüreşit. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sesinizi duyurmamız için yardımcı oluyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah... Bir gün gelir, yani benim annem, babam, kardeşlerim sizinle görüşür ve teşekkürlerini kendi ağzıyla iletir. Ben kendi adıma, ailem adına, milletim adına size teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkürler. Dileriz bir an önce kavuşursunuz ailenize. Çok İyi teşekkürler. Yayınlar. Teşekkürler. Yani zor tabii insanın en sevdiklerinden, ailesinden yıllarca bu kadar uzak kalması. Bir yandan da tabii bu konunun... Konunun siyasi malzeme yapılması konusunda da elbette ki kürsüye çıkarılmasına bahsetmiyorum. Sonuçta çıkar için yapılan milliyetçilikte bazen çok gündeme getirilir ama bazen de görmezden gelinir. Hatta sansür uygulanır. Nursi Mangül Abdülreşid'in anlattıkları tabii çok önemli. Şu anda
Zaten o da söyledi, Çin kapalı bir ülke ve oradan net haberler alamıyoruz tam olarak, ama o toplama kampı dediğimiz kampların sayısının arttığı, alanının genişlediği, 3 milyona yakın Uygur Türk'ünün orada olduğu biliniyor. Melezleştirme politikası var. Dillerinden uzaklaştırma politikası var. Bu tabii bilinen bir gerçek ama dünya suskun. Türkiye'de de siyasetin malzemesi yapılacağı zaman özellikle gündeme getiriliyor. Şimdi Doğu Türkistan meselesinde tabii 1949 yılından bu yana Çin'in denetimi altında, hakimiyeti altında bir yer. Ve son birkaç yılda toplama kampları 3 kat büyüdü ve 35 milyona yakın Uygur Türk'ü var o bölgede. Ve son dönemde uğradıkları, nasıl diyeyim, ağır asimilasyon politikaları onları bu noktaya getiriyor. Türkiye'de akrabaları olanlar buraya geliyor ama olmayanlar da oradalar. Dileriz bir an önce çözülür. Özellikle meclisteki şu Çin'le suçların iadesi anlaşması konusunda Uygur Türkleri çok endişeli. Onun da altını çizeyim ve ikinci gündem maddemize geçelim. CHP'nin önceki dönem milletvekillerinden oyuncu Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında parti devleti oluşumunu ifade etmek için militan kaymakamlar, militan valiler, militan yargıçlar dedi ve bunun üzerine suç duyurusunda bulunuldu Berhan Şimşek hakkında ve bundan hemen sonrasında da Berhan Şimşek'e tehdit üstüne tehdit geldi. Berhan Şimşek telefon attığımızda, hoş geldiniz yayına. Çok teşekkürler, sağ olun Pergün Hanım, evet, yayınlar biz, diliyorum ben de. Sizinle yayın öncesi telefonla konuştuğumuzda valiliğe gidip koruma talep edeceğinizi söylemiştiniz. O konu ne oldu, verdiler mi koruma? Gittim, yok hemen vermezler, işleme alıyorlar. Bugün gittik. Tabii bu işlerde kırtasiyede biraz bizde mevzuat da uzundur. Yarın öbür gün evraklarımızı tamamlayacağız. Yani şeyi bir müracaatta bulundum ben. Artık takdir onlarındır. Biz müracaatımızı yaptık. Çünkü elimizde var olan tehdit telefonlar ve Twitter'dan, Facebook'tan yapılan ölüm tehditleri hepsini valiliğe takdim ettik. Evet. Siz şimdi yani partili kaymakam ve valileri kastederek böyle bir şey söylediniz. O sözlerinizin arkasında mısınız? Hala söylüyor musunuz? Bugünkü yansımaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben o sözlerin arkasında olmak benim ötemde Türkiye'nin gerçeği. Ben sadece kral çıplak dedim. Cin şişeden çıktı. Aslında konu şuydu Pergün Hanım. Kaç dakikamız var? Çok zamanımız var. Buyurun devam edin lütfen. Ha. Şimdi o gün Habertürk televizyonunda militan devlet diye konu başlığıyla konuşma başladı. Ben şunu söyledim. Bu ülkenin barışabilmesi, huzur içerisinde olabilmesi için önce kışlaya, yargıya ve camiye siyaseti sokmamamız gerekiyor. Bunun örneğini de 1911 Balkan Savaşı'ndan verdim. 1911'de Balkan Savaşı dönemi ordu, Osmanlı ordusu ikiye ayrılmıştı. İttifakçılar ve itilafçılar. Ve bunu tarihi bilen dinleyicilerimiz hak verecektir. Sırbistan'a, Sırbistan Selanik'e, Makedonya üzerinden silah taşıdılar. O günkü Selanik'teki paşayla Makedonya'daki paşanın ayrı düşüncede oldukları için izin verdiler. Ve biz Balkanları orduya siyaset girdiği için kaybettik. Sonra Ege'yi kaybettik. Arap Yarımadası'nı, Orta Doğu'yu kaybettik. Buna örnek gösterdim. Ve camide de böyle değil mi? Yani 10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'ü hutbelerde anmıyorlar. Ama 10 Kasım günü Fesli Mısıroğlu'nu ziyarete gidiyorlar. Veya ben inancı olan bir insanım. Camiye gittiğimde hutbelerde bunların birçok siyasi söylem gibi hutbeler dinledik. Yargının durumu ortada ifade etmemize gerek yok. Şimdi sayın valilerimize, sayın kaymakamlarımıza gelince. Evet, edebiyle, adabıyla işini yapan insanlar var. Ama
en az bir sırada 5-6-7 tane il söyleyebilirim. Toplantılar yapıyorlar. İlin il başkanı, milletvekili, AKP il başkanı, meclis üyeleriyle. O ilde, yani bu nerede oldu? Mardin'de oldu, Aksaray'da oldu. Birçok ilde oldu bunlar. O ilde başka siyasi parti yok mu? Siyasi parti temsilcileri yok mu? Ve bu toplantılara üniversiteden akademisyenleri bile almıyorlar. Şimdi bu ne oluyor? İfademde vücut bulması şuydu. Bakın arkadaşlar dedim. Siz valileri, kaymakamları militanlaştırıyorsunuz. Ve ortaya militan vali, militan kaymakamlar çıkıyor. Militan yargıçlar çıkıyor. Bu militan devlete doğru evrilmedir. Hibrit demokrasiden daha tehlikelidir. Militan devlet oluştuğunda ülkeyi idare eden er kuvvet kimin elindeyse bürokrasi onun askeri olur. Bunları hep beraber görüyoruz. Söylediğim benim bu. Sonra döndüm şunu ifade ettik programın içerisinde. Her siyasi partinin bir amblemi var. Ben buna saygı duyarım. Rabia yapar, bozkurt ticareti yapar. Ama benim askerim Rabia selamıyla selamlanmaz ve benim askerim Rabia ve bozkurt işareti de selam veremez. Evet. Benim askerim şanlı bayrağıma selam durur. Çünkü orası Resulü Ekrem'in, Hazreti Muhammed Mustafa peygamberimizin ocağıdır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de ordusudur. İfade ettiklerimiz bu Fergün Hanım. Yani daha o kadar yeni ki ülke ocaklarını ziyaret eden bir komutan, çok yeni bir örnek var yani, elimizde. Ya bu olabilecek bir şey mi Allah aşkına? Evet. Yani bu nasıl oluyor? Ondan sonra kalkacaklar bizimle ilgili. Veya işte sağ olsun Sayın Genel Başkanım Kemal Bey dün dedi ki eğer bu suçsa 81 ile işleri yok, güçleri yok. 81 ile matbu bir dilekçe gönderiyorlar. Berhan Şimşek'i sayın valiler suç duyurusunda bulunun. Ne yapmışız biz? Bugün Genel Başkanım da dün dedi ki eğer mealen söylüyorum bu suçsa beni de dava edin. Etmezseniz namertsiniz dedi. Türkiye yangın yerinde. Aş, iş, ekmek, pandemi, yoksulluk, esnaf, KHK'lılar, 3600'ler, EYT'liler, 12 milyon işsiz var. Ben çok şey bunlarla ilgili ülkemin güzelliği, barışı, kardeşliği için şu an aktif bir görevim yok. Ama bu ülkede yaşayan, duyarlı olmaya çalışan da bir insan ve bir sorumlu yurttaş olarak zaman zaman sizin gibi değerli arkadaşlarımızın vesilesiyle radyolarda, televizyonlarda, yazılı basında bazı fikirler anlatıyoruz, söylüyoruz. Çok olumlu şeyler söylediğimizi de düşünüyorum. Onları duymuyorlar. Evet. Neyi duyuyorsun? Duyduğu şu. Dün beraber, hep beraber Türkiye izledi. Dostlarımdan duyuyorum diyor. Neyi duyuyorsun? Kapanan dükkan yok, esnaf yok. Bu cuhafeller var ya cuhafeller. Efendim, pazardan akşam sebze meyve atığı toplayan yok. Daha sonra Halk Bankası'ndan alınan kredileri erteliyorum. Şimdi sen milletin açlığını, sefaletini bir dostundan yanlış duyuyorsun. Darbeyi eniştenden duyuyorsun. Niye? Evet. Keçiören'de oturduğu zaman halkın içindeydi. Şimdi sarayda. Çıkıyordu Keçiören'den, evet. Vatandaşları görüyordu. Şimdi saraya gitti. Uçan saray var, havuzlu saray var. Ahlatlı belde. Efendim Van Gölü'nden Hazır Saray var. Marmaris'te saray var. Evet. Şimdi sen vatandaşı görmüyorsun Tayyip Erdoğan. Siyasette Sayın Cumhurbaşkanı bir de bundan TCK 299'dan dava açmasınlar. Şimdi sen vatandaşı görmüyorsun. Sen siyasete başlayıp siyasetin de senin adımlarla yürümenin gerekçesi bu halkın içinde olmandı. Şimdi halkın içinde nasıl oluyor Fergün Hanım? 24 saatin 10 saati ekranlarda. Fiziki olarak yok. Herkesin evinde 10 saat konuşan birisi var. Halkın içinde değil.
Evet. Onun için de farkında değil halkın. Peki, İşareliğinin, evet, mutsuzluğunun, yoksulluğunun, işsizliğinin. Ya benimle Kemal Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Genel Başkan'la uğraşmayın. Siz ülkeyi yönetiyorsunuz ve yönetemiyorsunuz da. Bir cumhurbaşkanlığı sistemi getirdiniz. Bir kamu hukukçusu olarak söylüyorum. Parti ve hükümet sistemlerinde veya dünyada örneği olmayan bir sistem. Evet. Böyle bir örnek yoktur. Evet, Berhan Bey. Atananlar evet, seçilenlerin üstünde. Şimdi asıl sürprizi size söyleyeyim ben. Sürpriz neyi biliyor musunuz Sevgin Hanım? Buyurun. Bundan bir saat, bir buçuk saat önce İçişleri Bakanlığı Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Ne dedi? Benim valilerim militandır. Bunu ben söylemedim. Benden sonra o söyledi. Bana şimdi neden dava açacaklar? TCK 301'den mi, 125'ten mi açacaklar davayı? O zaman aynısını Süleyman Soylu'ya da açmaları lazım. Duyun efendim. Aynı davayı size diyelim ki onu açarlarsa Soylu'ya da açmaları lazım. Kesin Soylu'ya da açacaklar. Bakın size bir örnek anlatayım müsaadenizle. Buyurun, buyurun lütfen. Sene 1986, ismini yanlış okumayayım diye de şuradan şeyden bulmak istiyorum müsaade ederseniz. Sene 1986, Özal Başbakan şeye geliyor. Ya, siz buyurun adını. Malatya'ya geliyor, bir mitingde konuşacak. Mitingde konuşma yaparken zorla valiye de sen de otobüse çık. Vali diyor ki uygun değildir, ben valiyim. Neyse, çıkarıyor Sayın Özal valiyi de otobüse. Otobüsün üstüne çıkınca boyu da kısa olduğu için rahmetlinin vatandaşları göremiyor. Ve bir anda otobüsün üstündekilerine bağırıyor. Kömelin, kömelin, eğilin, eğilin diyor. Herkes eğiliyor. Bir bakıyor bir kişi ayakta. Dönüyor. Vali Bey sen de eğil. Sen de çömel diyor. Vali Bey diyor ki ben devletin valisiyim. Vali çökmez ve çömelmez. Müsaadenizle aşağı iniyorum diyor. Şimdi devletin valisinin kim olduğunu anlatabildim mi? Evet. Naim. Naim Bey. Rahmetli oldu. Evet. Allah rahmet etsin. Yattığı evet, yer ışık olsun. Peki bunu niye yapıyorlar? Mesela daha önce de CHP milletvekili Ali Mahir Başarır televizyon programında dedi ki işte tank palet fabrikasının satılmasının yanlış olduğunu söyledi. Fakat bunu söyleyince sözleri çarpıtıldı. Sanki satılmış ordu demiş gibi bir izlenim yaratıldı. Biliyorum. Siz işte kamu görevlilerinin partili gibi davranmaması gerektiğini ifade ettiniz. Yine sözler çarpıtıldı. Soruşturma işte suç duyuruları vesaire. Bunu niçin yapıyorlar? Yoksulluğu gölgelemek için mi? Tabii ki Fergün Hanım. Türkiye'nin çok can atıcı, acıtıcı bir gündemi var. Türkiye'de iyi giden hiçbir şey yok. Eğitimle gidiyor. Ben Bayburt doğumluyum. Okula gitmek için kardan tünel açardık. Ama şu anda 21. yüzyılda evlatlarımız Hakkari'de ve ülkenin farklı yerlerinde internete ulaşabilmek için dağ başlarına çıkıyorlar. Buna insanlar üzülmüyor mu, acı duymuyor mu? Sayın Bahçeli Suşa'da ilkokul yapacakmış, okul yapacakmış. Azerbaycan'da. Orada yapacağına gel, yapmasına niye yapıyor demiyorum. Ama gel, Türkiye'de birkaç yerde evet, okul yaptır. Veya Türkiye'de 3 milyon küsür çocuk internete ulaşamıyor. 700 küsür bin evde televizyon yok. Bu hamaset dolu, içi boş, milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek yıllardan beri bu ülkede bu anlayış iktidarda ve inançları da örselediler, törpüllediler. Sırf gündemi değiştirelim. Bugün valiliğe gittik. Çok teşekkür ederim. Bütün personel inanamadım. Büyük saygıyla. Hepsi seyretmiş. Sessiz bir şekilde bana söylüyorlar. İzledik programı, bir şey yoktu falan filan. Nezaket içinde karşıladılar sağ olsunlar. Biz de talebimizi yerine getirdik. Tabii ki devletin, milletin valisi. Bu çok önemli. Yani sen gideceksin, seçim dönemi, buradan hayır çıkmayacak. Buradan şu kadar oy çıkacak. Şimdi başıma çıkarmayayım, kentlerin ismini söylemeyeyim. Bu sefer şahsi davalar açarlar.
Bunları hepimiz biliyoruz. Bizim istediğimiz bu ülkede huzur, kardeşlik. Ben şahsen İkbal uğruna zamanında bu millet bize verebileceği çok şey vardı. Sanatçı olduk, film yaptık, yönetmenlik yaptık, senaryolar yazdık. Sonra takdir buyurdular, gittik milletin adına vekillik yapmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün o milli iradenin tecellegahında 10 saat kürsü kullandık. Bu duygularla yaptık biz bu işi. Milletin vekiliyiz. Adını, adresini bilmediğimiz, tüysüz yetimin vekiliyiz dedik. Evet. Ama bu arkadaşlar öyle değil. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. 94 yılında geldiğinde bir alyans gösterip bundan başka hiçbir şeyim yok diyen insanlar şimdi dünyanın sayılı devlet adamlarından biri oldular. Ama millet hala aç, yoksul. Hı hı. Bu milleti düşünün. Evet. Kılıçdaroğlu'na, Berhan Şimşek'e, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı suç duyurusunda bulunacakmış. Biraz önce haberlere düştü. Ne demişim ben? Cuma hutbeleri sanki AKP Genel Merkezi'nden yazılıyor. Allah rızası için cuma namazını ihva eden, yerine getiren insanlar bir düşünsünler. Böyle mi değil mi? Yani bu durumda bütün Türkiye'nin bütün kamu kurumları herhalde sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunacak. Ya ben buradayım, yaşıyorum. 15 yaşından beri sokaklardayım ben. Ben sokaktan geliyorum. Yani işletme okumak, yüksek lisans yapmak, hukuk yüksek lisanslı sanatçı olmak. Ben sokaklardan beslendim. Benim üniversitelerim sokak oldu. Ve benim yoldaşlarım da bu ülkenin halkı oldu. Eğer benim Pergün Hanım yanlışım falan olsa, yolsuzluğum, hırsızlığım olsa benim ne önüm ne arkam, kimse yok. Çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi örgütü dostlarım yanımda duruyor ama benim bir dokunulmazlığım yok. Yıllardan beri televizyonlarda, televizyon ekranlarında bunları dile getiriyorum. Eğer benim bir açığım olsa bugüne kadar benim derimden tulum çıkarırdılar. Evet. Evet, yani peki, onun için bizim alnımız ak. Evet. Biz hiçbir karşılık gözetmeden bu ülkenin, Edirne'sinin, Van'ının, Hakkari'sinin, İstanbul'un, Bayburt'unun ve bu ülke insanının mutluluğunu ve huzurunu istedik. Aşımız işimiz olsun dedik. Barış içinde, kardeşlik içinde yaşayalım dedik. Eğer bunun mücadelesini vermeyeceksem aynaya baktığımda, gözlerimle kendi kendime bir buluştuğumda acı duyarım ben. Evet. Yani ben Alime'den doğma, Nuri'den olmayayım ama beni bu topraklar, bu millet büyüttü. Evet. Ayağımda ayakkabı, sırtımda ceketim varsa bu millete borçluyum. Evet. Ben Fransa'dan, İngiltere'den para kazanmadım. Şan, şöhret kazanmadım. Ne verdiyse bu millet verdi. Yani lütfedip biz de bu millete bakın kazın ayağı böyle değil deme sorumluluğumuzu yerine getirelim. İfade buyurduğunuz bir şeye ekleme yapayım. Allah aşkına süreç içerisinde 18 yıl bana ayakta kalan bir kamu kurumu gösterin. Eğitim mi diyeceksiniz? Sağlık mı diyeceksiniz? Yok. İşte yaşadığımız ortada. 2011 yılında Hıfzı Siha, Refik Saydam aşı laboratuvarını kapadılar. Ne yapıyoruz? Evet. Papatya falı bakıyoruz. 3,5 milyon mu gelecek? 6,5 mu? 10,5 mu gelecek? Devlet yönetmek ciddi iştir. Evet. Devlet yönetmek prompterdan şiir okuma işi değildir. Biz ezberimizde 200 şiir vardır. Devlet yönetmek hamaset değildir. Evet. Berhan Şimşek... Laf değildir. Gerçekten evet. Hazreti Ömer'in Fırat Nehri kenarında kayıp olan bir kuzudan ben sorumlu olmalıyım diyor. Evet. Sayın Berhan Şimşek, size gelen tehditler sebebiyle geçmiş olsun. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Var ben mı eklemek istediğiniz bir şey? Başta Mustafa Hoş, Ergün Hanım size ve arkadaşlarınıza en içten saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Hiç onlar söylüyor ya durmak yok yola devam. Pardon ne diyorlar? Durmak yok yolmaya devam. Düzeltiyorum. Durmak yok.
bu ülkenin insanı ve dünya insanlığının barışı ve huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu gök kubbenin altında insanlar güzel yaşamalı. Evet. İnsanlar kardeşliği, barışı hak ediyorlar. Evet, tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben teşekkür için. Ediyorum. İyi yayınlar, saygılar diliyorum. Dinleyicilerinize de saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Hoşça kalın. Evet, Berhan Şimşek'i dinledik. Sözlerinin arkasında valilikten de koruma talep etti. Bu talep henüz sonuçlanmadı. Biz de takip edeceğiz, valilik koruma verdi mi kendisine diye. Bugün de sonuna geldik. 17 Ajansı'nın saat 21'de Mustafa Hoş'la durum programında tekrar karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.